Bazı şarkılar vardır ki dinlerken bizi hüzünlendirir. Hatta bazı şarkılar vardır ki dinlerken bizi çok keyiflendirir. Peki bunun nedeni nedir? Biz neye göre hangi şarkılarda nasıl bir hüzünlenme yaşıyoruz, ne anlam yüklüyoruz da ne oluyor da ne bitiyor? Şimdi bunları size hemen anlatacağım. Bunun birazcık bilimsel temelden ineceğim. Mesela şimdi bir Müslüm şarkısı çaldığı zaman siz bunu hangi ruh halinde dinliyorsunuz? Sevgilinizle beraber dinlediğiniz bir müzik vardır. İlla Müslüm'den örnek vermeyelim. Mesela Sevda Kuşun diye bir şarkı var mesela Cem Karaca'nın. Bunu sevgilinizle dinlemişsinizdir mesela. Bu sevgilinizle ayrıldıktan sonra sizin sol yanınızı acıtmaya başlar. Bu sol yanınız neden acır? Bunların neden olduğunu açıklıyorum. Bu klasik koşullanma mevzusu. Klasik koşullanma mevzusunda mevzular şu şekilde gerçekleşir. Sizin herhangi bir duygunuzun zihinsel olarak şuna çevirebiliyorsunuz. Yani zihin şöyle çalışıyor. Bir olayınla bir olay arasındaki ilişkiyi birbiriyle bağlantılı hale getirebiliyor. Yani siz hüzünlü bir durumdayken veya sevginizle sürekli bir müzik dinlerseniz veya sevginizle beraber gittiğiniz sürekli bir aynı yer varsa orası artık sizin için bir ağaçlı mekandan ziyade sevginizle gittiğiniz bir yerin anlamı olmaya başlar. Yani öyle bir anlamı dönmeye başlar. Veya atıyorum siz bir müzik dinlediğinizde, Cem Karaca dinlediğinizde artık sadece Cem Karaca söylemez o müziği. Sizin sevgilinizle beraber olan ilişkiniz de orada beyinde ilişkili bir halde kodlanır. Ve de sonrasında sevgiliniz gider, Cem Karaca çalmaya devam eder. Zihin de der ki, lan biz bu müziği senin sevgilinle kodlamıştık. Bu kız nerede? Bak biz hüzünlendik şimdi, o kız gitti mi ya diye mesela size bir hüzün çöktürür. Ha bu ne kadar sürer? 100 kere dinlerseniz o Cem Karaca'yı tekrardan, bu sefer artık beyin size bunun bir sadece şarkı olduğunu anlatır. Tamam oğlum der, biz anladık artık. Bu sadece o kızla dinlediğimiz bir müzik değilmiş. O kadar da özel bir anlam yüklememize gerek yokmuş der. Ve de siz artık her dinlediğinizde o ilk şeyi hissetmezsiniz. O ne hissediyorsanız artık, hüzün mü hissediyorsunuz, acı mı hissediyorsunuz onu hissetmezsiniz. Aynı şekilde mesela siz eğer Müslüm'ü sürekli dertli bir durumda dinliyorsanız Müslüm'ü açtığınızda dertlenmeniz çok normal. Çünkü beyin bunu bir orada duyguyla beraber kodluyor. Yani siz orada işte Müslüm'ü sadece Müslüm olarak dinlemiyorsunuz. Aklınızdan geçen şeylerin duygusunu da o şarkıya bir bütünleştiriyorsunuz. Hem mesela çok keyifli bir ruh halinde Müslüm'ü dinleyebilirsiniz. Sizi keyiflendirebilir. Bunu yüklediğiniz anlamlara göre değişir. Ve de o yüzden biz şarkıları dinlerken bizi neden hüzünlendirdiği veya neden sevinçli hale getirdiğinin sebebi o şarkıyı sürekli dinlerken beraber koşullanmamızdır. Bunu mesela avantajlı bir duruma dönüştürebilir misiniz? Tabii ki de dönüştürebilirsiniz ama onu bir sonraki videoda anlatacağım. Psizok TV'nin çok değerli takipçileri, bir sonraki videoda görüşmek üzere.